başlayalım. Evet arkadaşlar, geçen ders biz 196 dediğimiz tahlil, eşyanın tahlili, laboratuvar tahlili tutulacak eşyalar kısmına girmiştik. Üstün körü yine bir üstünden geçeceğim. Geçen ders söylediğim özellikle bir kısım vardı ders sonunda. Bir güncellememiz vardı bununla ilgili. Ben güncellemeyi de bizzat arkasındaydım çünkü derneklerce beraber toplanıp nelerin eklenip nelerin düzeltilmesi gerektiği konusunda bakanlığa görüş sunduk. Yönetmelikte bir değişiklik yapıldı bu konuda. Bu akredite kurumların vermiş olduğu tahlil raporlarını da dahil yine emsal kimyagerlik gibi bir süre tutulması, bir sene gibi bir süre içerisinde yeterli görülmesi gibi bir görüşümüz vardı. Ve bunu da özellikle savunanlardan biri bendim. Ancak nota da eklemişim. Yanlış notu açtığım için size bir güncelleme eksik kalmıştı. O yüzden 196'yı tekrarlıyorum. Evet, eşyanın laboratuvara tahlile tabi tutulacak 4 tane ana hattı vardı. Türk Tarife Cetveli'nin 27, 28, 29. fasıllar. Bu fasıl olarak bu şekilde gelen eşyalar. Bir de farklı tarife pozisyonları olan 32.08, 34.03, 38.11 pozisyonlarındaki eşyalar ve ardışık tarife pozisyonu olan plastiğin ham madde grupları 39.01'den başlayıp 39.15'e kadar giden eşyaların bahset konu bu tarife pozisyonları ve fasıllardaki eşyaların döküme gelmesi halinde eşya tahlili atılır. Ayrıca 27. fasıl içerisinde 27.01 ila 27.05 ila yine açıklıyorum buradan. İladan kasıt her zaman şudur. Aradaki tüm rakamları da kapsayacak bir şekilde seri bir şekilde gitmesi. 27.01, 02, 03, 04, 05'i kapsayacak şekilde. Bu şekilde kanun lisanında yazılır. Evet, 27.09 ham petrol, mineral yakıtların ham grupları ve 27.16 elektrik enerjisi dediğimiz bu gruplarda hariçti. Dökme olsa bile tahliyle tabi tutulacak eşya grubunda olmuyordu. Evet, onun yanı sıra yönetmenimizin ek 23'ünde bulunan tahlile tabi tutulacak eşya listesi mevcut. O liste kapsamında tahlile tutulur, tabi tutulur. Ayrıca ilgili görevli muayene memurunca tarife pozisyonunun tespiti konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, mümkün görmemesi halinde yine eşyanın tahlile atılması. Bunu da tabii ki vergilerin tahakkuku, muafiyet hükümlerinin uygulanması için tarife pozisyonu tam tespit edemediğinden kaynaklı olarak tahlile gönderme gibi bir durum. Son olarak da işlenmiş tarım ürünlerinin bileşen tablosundaki yerinin tespiti, yani bunu zaten bugün serbest dolaşıma giriş rejimine gireceğiz yetişirsek. Tabii ki bu konuya yetişemeyeceğiz ama Mersin tablosu ile ilgili detayları açıklayacağız. İşlenmiş tarım ürünlerinin içerisindeki tarım payının hesaplanması için tahlile gönderilmesidir. Evet, bu dört ana hattıyla eşyalar tahlile gönderilir. Evet, ek 23 ve muayeneci eşyanın tespiti, yani tarife pozisyonun tespiti konusu, belge kontrolü, yani sarı hatta geldiği takdirde tahlile gönderilmez. Ayrıca ek 23 listede bulunan ve kırmızı hatta olsa bile tarifesi tespitinin mümkün olduğu takdirde ilgili muayene memuru tarafından gönderilmesi gerek yoktur der mevzuatımız. Yani eşyamız net bir şekilde tarifesi belirlenebiliyorsa ilgili muayene tarafından, isterse ek 23'te olsun yine eşyanın tahliyle gönderilmesine gerek yoktur der mevzuatımız. Bunun yanı sıra dökme eşya ile ilgili bir emsal kimyagerlik dediğimiz olay var. Dökme eşya olan hariç ithalinde sürekli gelen alıcısı, göndericisi, menşeisi aynı, belgeleri ve bilgilerinde bulunan ayırt edici bir fark bulunmayan ve daha önceki almış olduğunuz tahlilin beyanname tescil tarihi itibariyle bir yıl içerisinde bir yılı geçmeyecek usulde. Yalnız biliyorsunuz son Covid'den dolayı çıkan bir genelge var biliyorsunuz. O genelge kapsamı 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 aralığındaki bütün tahliller hala geçerliliğini koruyor. Süresi dolmuş olsa bile Haziran ayının sonuna kadar biz bunu kullanabiliriz yani. Yani bugün tarih itibariyle atıyorum bugün 23 Mayıs 2019 tarihindeki emsalleri artık kullanamayacağız gibi gözüküyor ama ilgili genelge kapsamında bu süreç tabii ki uzatıldı Haziran ayına kadar. Bunlardan bahsetmiyorum pek fazla çünkü bunlar hep gelip geçici bir düzey. Bizim sınava girdiğimizde bunların artık bir hükmü kalmayacak. Bu yüzden son çıkan yazılar genel olarak COVID ile ilgili sürelerin uzatılması ve biraz daha süreçleri kolaylaştırmak maksatlıdır. Ve geçici bir süreç olduğundan kaynaklı da ileride
sınava gireceğiniz dönem çerçevesinde bunların büyüklüğü kalmayacaktır. O genelgeler iptal olacaktır. Evet, bahse konu bir yıl içerisinde eğer ki böyle bir tahliliniz var ise ve beyanname'nizi 44 nolu hanesine beyan ettiyseniz tekrar laboratuvar tahliline göndermeye gerek yoktur. Bunu kırmızı hattın kısmi muayenesinde yapabiliyorsunuz ancak. Tam muayenesinde böyle bir hattan faydalanmanıza müsaade edilmiyor. Tam muayene her zaman için eşyanın daha önceki hukuku hiçbir şekilde ilgilendirmeden eşyanın tamamının kontrolü, gerekiyorsa tahlil, gerekiyorsa ekspertiz veya ne gerekiyorsa onların tamamının tekrardan yapılması anlamına gelir. Tam muayene, tam tespit olarak geçer. Evet, bunun aynısı bir de onaylanmış kişi statü belgesine sahip, yetkilenmiş yükümlü statüsüne sahip kişilere dökme eşyaları biliyorsunuz emsalden ayırmıştık. İşte o dökme eşyalar arasında bu plastik ham madde grupları olan 3901 ile 3915 arasındaki pozisyonların hepsinin dökme gelmiş olsa bile ve ayrıca emsal kimyagerlikteki gibi süreklilik arz eden bütün bilgileri, belgeleri birbirine uyumlu olan ve kişinin de OKSB ve YİS sahibi olması sebebiyle bu süre bu sefer 6 ay gibi bir size emsal kimyager tahlil raporunu kullanmanıza müsaade ediyor. Evet, bunun yanı sıra eşya tahlile gönderildikten sonra gümrük gözetiminden çıkmamış, başka bir eşyayla karıştırılmamış veya birleştirilmemiş ise tekrardan tahlile gönderilme gibi bir imkan yoktur. Bu gümrük idaresi tarafından sizin bu tahlile kabul etmeyip tekrardan itirazla beraber ikinci tahlil hakkınız vardır. İkinci tahlil sizin itiraz hakkınızla beraber olacaktır. 243. maddeye göre kanun. Evet, en son güncellemeye eklemiş olduğumuz ek 23 listede bulunan tahlili gümrük laboratuvar tarafından değil de akredite laboratuvarlarca yapılmış olması halinde yine tescil tarihi itibariyle bir yıl içerisinde geçerli olup yeniden eşyanın laboratuvar tahliline gönderilmesine gerek duyulmaz. Aynı emsal kimyagerlikte olduğu gibidir. Ve bunun yanı sıra tam tespit, tam kırmızı hat muayene de bu hattan faydalanmanıza yine müsaade etmezler. Bu da Nisan'ın birinde yeni gelmiş bir mevzuatımıza eklenmiş olan bir durumdur. Yani biliyorsunuz ki tahlilin ana hattıyla gümrük laboratuvarında yapılması esastır. Ancak gümrük laboratuvarları her tahlili her zaman yapamaz. Bu durum çerçevesinde 201, 202 ve diğer maddelerde bahsedeceğiz. Akredite kurumlarda yapılacak. Evet, güncel hali buydu. En son eklenmiş buna da yine emsal olarak akredite kurumların vermiş olduğu tahlilleri de bir sene kullanabiliyoruz. Tam tespit kırmızı hatta tabii ki bundan faydalanamıyoruz. Evet, dökme eşya ve işlenmiş tarım ürünlerinin muayenesiyle ilgili belge kontrolü geldiği takdirde belge kontrol durumunda tabii ki bu muayene memuru tarafından risk analiz kontrol memuru diyelim biz buna. Onlar tarafından eşyamız tahlile gönderilmek için idare amirine bir müzakereyle yapılır. Memur değişikliği yapılarak eşyanın kontrolünü yapacak memura sevki yapılır, eşya tahlile gönderilir. Evet, emsal kimyager veya OKSB ve YSB firmalarına tanınmış olan o 6 aylık emsaldeki durumlarda bir suistimal, kolaylıklardan faydalanılarak bir kaçakçılık veya bir önlem amaçlı bir sıkıntı yaşanır, böyle bir durum tespit edilirse bu haktan da faydalanmanıza müsaade edilmezler. Yani emsal kimyagerliği kullanarak eşyayı değiştirerek veya farklı bir suistimal ettiğiniz tespit edildiği takdirde tabii ki bu da kabul edilmeyecektir. Tahlil tabii ki gümrük laboratuvar faaliyetleri hakkında yönetmelik çerçevesinde bir ayrı yönetmeliğimiz var. Bu bizi pek fazla ilgilendirmese bile bundan da bir iki soru gelmiştir. Bunu da ben ders notlarını hiçbir zaman almadım. Ancak siz bunları mutlak surette çalışırken tabii ki burayla sadece bağımlı kalmayacaksınız. Başka konulara da bakacaksınız. Bu notunu da mutlaka alınız. Bu yönetmeliği de mutlak surette okuyunuz. Yani hangi tür eşyaların hangi laboratuvarın hangi bölümünün yapacağını ve laboratuvarda çalışan müdür yardımcısı ve oradaki laborantın dahil olmak üzere görevleri, yardımcıların görevleri olmak üzere böyle bir yönetmeliği kapsıyor. Pek fazla detay yok. Ana hattıyla hangi eşyanın hangi birim tarafından tahlili yapılacağı esas olarak gözüküyor. Evet. Dökme gelen eşya için yükümlüsü tarafından OKSB ve YS sahibi olması durumunda tahlil sonuçları alınmadan eşyanın teslimi de mümkündür. Tabii ki yedi emin olarak teslimat edilir. Transit hükmüne gelmiştik. Basit bir şekilde transit anlatalım. Hareket Gümrük İdaresi'nden eşyanın tahliline gereken bir durumu var ise, belge kontrolü veya fiziki muayene de getirip tespit ediliyorsa sıkıntı yok. Tahlili tabi tutulmaz. Ancak tahlile tabi tutulması gereken bir eşya olduğu takdirde bu durumda işte o zaman
eşyamızı gönderdiğimiz hareket gümrük olarak karayolu ve demir yolu hudutlarına sevk eder iken, tahliline göndermeden eşyamızdan bir numune alırız. Almış olduğumuz numunenin akabinde aynıyatını koruması için mührünü takar, ATS'yle tatbik eder, uydu cihazıyla beraber eşyanın sevkini gerçekleştiririz. Varış Gümrük İdaresi'nde eşyanın laboratuvar sonucuna göre beyana uygun olup olmadığına göre işlem kontrol edilir. Uygunsa tabii ki rejim sonlanır. Varmış olduğunuz eşya orada tahlile atıldı Varış Gümrük İdaresi'nde. Orada da tespiti sağlandı. Uygun, tarifeler uygun, bir sıkıntı yok. Eğer ki uygun değil ise işte o zaman laboratuvar tahlil sonucu beyana uygun olmadığı takdirde giriş Gümrük İdaresi'nin almış olduğu o numuneler Varış Gümrük İdaresi'ne sevk edilir. Bunlar da tekrar tahlile tabi tutulur, çıkan sonuca bakılır. Eğer ki çıkan sonuçlar yine aynı, diğer tahlille aynıysa zaten biliyorsunuz ki eşyanın sadece tarifesi değişir. Eşya uygun bir şekilde teslim edildiğine dair. Ancak iki tahlil, alınan iki numuneden iki ayrı tahlil ayrı sonuç verir ise işte o zaman da kaçakçılıkla ilgili hükme tabi tutulursunuz. Evet, bundan da böyle bahsettikten sonra artık ücretlerine geçelim. Laboratuvar ücretleriyle ilgili ek 24'te her tarifenin kendine göre bir ücreti vardır. Belirli bir rakam, 160, 170, 200, 250 gibi rakamlardan oluşuyor. Ek 24 ayrıca bunu belirliyor. Ek 23 hangi eşyaların tahliline tabi tutulacağı, ek 24'te fiyatlarını belirliyor. Eğer ki birden fazla kalem eşyayı tahlile gönderecek olursanız, bu çoğunlukta olan sayı her bir rakamı topladığınızda birçok yüksek miktarda para tutacaktır. İşte bunu da yönetmeliğimiz şu şekilde sınırlıyor. 588. itirazlarla ilgili hüküm bölümünde tahlile de itiraz ettiğinizde ikinci tahlil yaptırabiliyorsunuz. İşte o zaman liste karşılığındaki ücret değil de 650 TL gibi bir ücret alınıyor. Birden fazla kalemle de yine tahlile gönderdiğiniz takdirde yine eşyanızın rakamları her halükarda 650 TL'yi geçmiyor. Örneğin bir tanesi 200 TL, bir tanesi 150 TL, diğeri 200 TL, diğeri 200 TL. Hepsini topluyorsunuz 750. 750 TL gibi bir rakam mı göndereceksiniz? Hayır. Bu 4 eşya için en fazla yatılacak tutar 650 TL'dir. Yine küşatla veya farklı bir sebeplerle gümrük idaresi tahlil istemeden sizin bir talebiniz var ise bu tahlil sonucuyla ilgili bunda da yine aynı şekilde 650 TL ücret isteniyor. Ben küşat hakkım gereği eşyanın kontrolünü istedim. Ayrıca o aşamada eşyaya tahlile göndermek istedim. Gümrüğe böyle bir beyanda bulunduğum takdirde işte o zaman da liste karşılığındaki ücret değil de 650 TL'lik ücret alınır. Bu 650 TL veya liste karşılığındaki ücret neyi kapsar? Tabii ki tahlildeki yapılan masraflar ve idarece karşılanmış olan numune kapların bedelleri ve ortaya çıkan artık atıkların imhası gibi sebeplerden dolayı bu para sizden tahsil edilir. Evet, numune almaya ilişkin kurallar. Numune alma ile ilgili ana esas işte TSS standartlar göz önünde bulundurularak ve şahit numune ile beraber muayene ile ilgili görevli memur tarafından alınır ve bir tutanağa bağlanır. Perakende satışa hazırlanmış bir eşya ise bu eşyamız en küçük ambalaj birimi numune olarak kabul edilebilir. Eşyadan alınmış numune bunun mümkün olmaması halinde numune alınabiliyorsa bu şekilde alınamıyorsa eşya bir bütün olarak laboratuvara gönderilir. Bunun da mümkün olmaması durumunda üretici firma tarafından eşyaya temsil edilecek bir numune de gönderilmesi de kabul edilebilir. Biliyorsunuz çok büyük parçalarda bazen demir gelen, örneğin demir ürünü 72. fasıldaki parçalardaki gibi bazen kabul edilir, bazen kabul edilmez. İşte bunu temsil edecek küçük bir parçayı da eşya ile beraber gönderir, tahlile gönderileceği zaman ayrıca kesme külfetine veya bölme külfetine girmeden bundan parçayı alarak kullanabilirsiniz. Tabii bunları da gümrük idaresi kabulüyledir. Evet, görevli memur tarafından etiketler eksiz bir şekilde doldurulur, mühürlenir, şahit numune ile beraber birlikte açık görünebilir bir şekilde olur. Eşya numuneler kırılmadan, dökülmeden uygun bir şekilde ambalajlanarak laboratuvara gönderilir. Eğer ki numune gittiği takdirde laboratuvara kırılmış, dökülmüş veya herhangi bir şekilde zarar görmüş ise bu durum laboratuvar idaresince teslim alınmayarak geri gönderilir. Numune alınmasının tekrarlanması istenir. Çünkü biliyorsunuz ki her eşya alındığı takdirde bu şekilde farklı bir eşyayla karıştığı zaman farklı tarife pozisyonlarına gireceği için eşya ilk halini koruyacak şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir genelge vardı. Ayrıca maddesine de gireceğiz. Genelgeden de bahsedeceğim.
Numunenin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi nasıl yapılır? Numuneler eşyayı temsil edecek şekilde en az iki tahliyle yetecek kadar miktarda alınır. Ana esas budur. Orijinal ambalajlı olanlar, kıymetli miktarlarda bulunan eşyalar, altın gibi veya diğer eşyalar gibi benzeri tarzındaki numuneler hariç olmak üzere. Genel olarak petrol ve petrol türevleri ise bu eşyamız en az 1 litre alınır. Bunun dışındaki diğer sıvılarda yarım litre alınır. Eşyamız toz halinde ise 250 gram kadar alınır. Bu genel bir hükümdür. Normalde eşyamız her ne ise tahlil için 50 gram gerekiyorsa 100 gram almamız gerekiyor. En az 2 tahlil yetecek kadar. Bunun yanı sıra ambalajlı bir ürünse en küçük ambalaj birimindeki eşyaya yine yeterli görülür. Ve kıymetli miktardaki eşyalar, kıymetli olan eşyalardan da belirli miktarlarda alınacak. İşte bunun genelgesi 2012-32 diye anlamıyorsam çok uzunca da bir genelge. Orada şundan bahsediyor işte numuneler nasıl alacak, TSS standartları nasıldır, alınırken nelere dikkat edilir, üzerindeki uyarıcı kodlar, uyarıcı ibareler ve kıymetli veya eşyasına göre ne derece tahliye edecek derecede eşya. Geçen sene arkadaşlarımız bir soru üzerine çok takılmıştı örneğimizde. Altın geldiği takdirde altından ne kadar bir alacağız miktar? Yani 250 gram kadar mı bir miktar alıyor? Hayır. İlgili genelgede şu şekilde ibare ediyor. Eşyayı temsil edecek en küçük parça veya 10 gram kadar. Genelge dediğim gibi göz geçirmeniz için, yani müşavir grubu için göz geçirmesi gereken bir listedir, bir genelgedir. Bir kontrol edin onu. Yanılmıyorsam 2012'ye 32 diye bir genelgedir. Evet. Onun yanı sıra bizim sorularımız genelde buradan gelir. Petrol ürünlerinde 1 kilo, diğer sıvı ürünlerde yarım kilo, yarım litre özür dilerim. Toz ürünlerinde ise 250 gram olarak alınması gerekiyor. Evet, gümrük idaresi alınmış olan bu numunelerle ilgili herhangi bir bedel, ücret ödeme zorunda değildir. Ve numune etiketi yapıştırılarak, numune kabına etiket yapıştırılarak gönderilir. Etiketler numunenin kapağına değil kendisine yapıştırılır. Bu da yine bir soru olmuştu. Biz kapak açılmasın diye kapağın üzerine etiket yapıştırırız ama etiketin üzerindeki bilgileri okuyamayız bile. O derece böyle bir duruma geçilir. Eski usule göre bahsediyorum. Eski usullerde biz bir numune kabı alırdık, içerisine eşyamızı koyardık ve üzerine onu tanımlayacak o etiketi koyardık. Çünkü etiket ile ibraz ettiğimiz beyandaki tahlil formları ve ilgili diğer belgeler ayrı zamanlarda, ayrı yerlerde bulunuyor. Eşleştirme maksadıyla mutlak suretle kapağına değil üzerine yapıştırılıyor. Kapağına yapıştırmak için ayrıca mum mühür dediğimiz mühürler kullanılıyor. İlgili muayene memuru tarafından da küçük özel mühürler yapılıyordu bununla ilgili. Ve artık bunlar zaten kalktı. Çünkü güvenlik bantlı numaralandırılmış torbalar artık numune kapları olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde tahlil alınabiliyor. Bunları da kullanıyoruz. Ancak eğer ki torba yoksa eski usul hala devam edecektir bu usulümüz. Bu da bu şekilde yapılması gerekiyor. Numunelerin laboratuvara gönderilmesi tabii ki posta, özel kargoyla veya yakın olması sebebiyle ise gümrük memuru personeli refakatiyle gönderilir. Laboratuvara gönderilen numune ile birlikte LARA programına ilgili belgeler sisteme girilir. Numune alma tutanağın bir örneği, faturanın örneği, analiz ücretinin yatırımına dair depons ve eşyayı tanımlayacak herhangi bir belge. Eşyanın detayını gösterecek işte kimyasal bileşen tablosu, ayrıntı bilgilerini gösteren veya üretim prosesini gösteren herhangi bir belge. Eşyayı daha iyi tanımlayacak üretici tarafından ibraz edilen belge. Bunları LARA programı üzerine gönderiyoruz. Sistem üzerinden tahlile yeterli miktarda numune laboratuvara gelmedi tespiti durumda yeniden usulüne uygun numune alınması için laboratuvara gönderilmesi talep edilir. Laboratuvar tarafından. Yani dedik ya tahlile yetecek kadar alınması lazım. En az iki tahlile yetecek kadar. İşte yeterli alınmadığı takdirde mutlak surette laboratuvar bunu tekrar gümrük idaresine bildirir, tekrar numune alınır. Eşya sahibi veya temsilcisi bu numuneleri direkt gönderemeyeceği gibi laboratuvar da bunları direkt kabul edemez. Bununla ilgili demin okuduğumuz madde başlığında posta, özel kargo veya yakın ise gümrük memuru personeli tarafından. Yani bu bir gümrük müşaviri veya eşya sahibi değildir. Bunlar götürmüş olsa bile laboratuvar bunu kabul etmemesi gerekmektedir. Evet, numuneler laboratuvara bir defa gönderilmesi esastır. Tabii ki bununla ilgili oluşan bir durum, yetersizliği veya diğer durumları ile ilgili bir durum var ise idare amirinin izniyle tekrar numune alınması mümkündür.
normal usulde alınması gereken numune miktarları belli. Onun dışına çıkıldığı takdirde veya kırık dökük olduğu takdirde bir daha numune gönderilmesi idare amirinin iznine bağlı olarak geçiyor. Evet, gümrük laboratuvarları dışında laboratuvarlarda bir akredite kurumlarda yapılacak ise bu tahlil yazı ile sevk edilir ve yazıda hangi tahlilin yapılması gerektiği ve eşyayla ilgili hangi tespitlerin yapılması gerektiği belirtilmek zorundadır. Çünkü eşyamızı göndeririz, örneğin bir tekstil ürünü eşyamızı tarifesini belirlerken bunların tekst, diteks ve buna benzer bazı ibareler ve sayıları vardır. Tarifini belirlerken onları da bilmemiz gereken veya eşyamızı bir bisküvidir gönderirsiniz. Tarifesi bu mudur? Tabii 19.05'tir. Ancak bunun içerisindeki işte saklanma oranı, nişasta oranı ve diğer oranlarını da Mersing tablosundaki yerini bulmamız için, istediğimiz için ne istediğimizi mutlak surette o ilgili yazıya yazmak zorundayız. Numuneler kargoyla gönderilmesiyle ilgili masraflar tabii ki her zaman olduğu gibi bize aittir. Kargoyla gönderecek numuneler özel bir şekilde paketlenip düzgün bir şekilde gönderilmesi lazım. Köpük ve buna benzer plastik gibi. Usulüne uygun alınmadı veya usulüne uygun gönderilmediği tespit edilirse tahlilde geçersiz sayılır tabii ki. Evet, tahlilin yapılması ile ilgili hususlar, bu da 201, 202, 203. maddeler. Ana hattıyla gümrük idaresi, gümrük laboratuvarında yapılması esastır. Ancak yapılamayacaksa tabii ki akredite kurumlara da gönderilmesi mümkündür. Tahlile göndermiş olduğunuz eşyanız laboratuvar tarafından yapılması esas. Ancak yapamıyorum dediği takdirde işte o zaman sırasıyla, şu sırayı takip ederek en yakın üniversite, ilgili bilimsel kuruş, uzman veya uygulayıcı kurum laboratuvarları veya en son artık özel laboratuvarlar dikkate alınarak eşyanın özelliğine göre gönderilir. Gümrük laboratuvarlarında yapamıyor isek sırasıyla sayıyorum yine tekrar, bu da yine soru olarak soruldu. En yakın üniversite, ilgili bilimsel kuruluş, uzman uygulayıcı kurum laboratuvarları ve özel laboratuvar olmak üzere yapılır. Evet, bu akredite kurumlarca düzenlenecek tahlil raporları doğrudan gümrük idaresine gönderilir. Muayene ile ilgili görevli memur tarafından tarife tespiti yapılamaması durumunda tahlil sonucu en yakın gümrük laboratuvarına tekrar geri gönderilir. Şimdi burada ana hattıyla şöyle bir durum geliyor. Şimdi gelen tahlil raporları öncelikle muayeneye gelecek. Muayene bunu dikkate alarak tarifesini verebiliyor ise verecek, veremiyorsa tekrar laboratuvara gönderecek. Ben belirleyemedim, size göre nedir diye. Burada şöyle bir silsile ve yetki yolu vardır. Eşyanın tarifesini Gümrükler Genel Müdürlüğü verir. Cumhurbaşkanı kararnamesinde de geçer. Yine eski usul gümrük müsteşarlığının görev yetkisi, silsilesi ve görevleri konusunda bir yönetmeliği kararı var. O kararda da böyle geçer. Eşyanın tarife pozisyonu Gümrükler Genel Müdürlüğü'nde verilir, merkezde. Gümrükler Genel Müdürlüğü de tarife verme yetkisini taşrada, yani merkez dışındaki diğer bölümlerde, gümrük idarelerinde, bölge müdürlüğü veya gümrük idarelerinin hepsinde muayene memurlarına vermiştir. Muayene ile ilgili görevli memur, risk analiz memuru. Yani tarifeyi kim verir? Ana esas merkezde Gümrükler Genel Müdürü, taşra teşkilatında muayene memurları verecektir. Onların dışında tarifeyi verecek olan diğer gümrük memurları veya diğer kurumların tarifesi dikkate alınmaz. En son şerhi bu kişiler koyar. Muayene ile ilgili görevli laboratuvarının veya hariçteki yapılan laboratuvar numaralarının hangi yönde tahlile gerek gördüklerini açıkça ve eksiksiz olarak yazmakla ve kimyager de bu yönde tahlili yapmakla yükümlüdür. Tarifesini belirlemek için muayene şu yönde tahlil yapacaksınız, şunları belirleyeceksiniz der ve laboratuvarda aynı şekilde kimyagerler de bu yönde tahlil yapılacak. Tahlili yapmakla yükümlüdür. Birinci tahlil sonuçları. İlgili memurca beyan sahiplerine tebliğ edilerek bilgi sisteminden, muayene kontrol sisteminden tebligat tarihi girilir. İşte bu tebligat tarihi tahlile itiraz için 15 gün olan süreyi başlatır. Bu da yine ilgili gümrük idaresine değil de bir üst kurum olan bölge müdürlüğüne yapılmak zorundadır. Ve kimyagerlik veya daha doğrusu laboratuvarlar direkt bölge müdürlüğüne bağlı olan idarelerdir. Yani gümrük müdürlüğüne bağlı değildir. Hassas noktalardır oralar. Hatta bölge müdürlükleri de çoğu zaman pek fazla müdahalede bulunamazlar. Devletimizin bazı hassas noktalarından bir tanesidir o da. Eşyanın tarifesini belirlemek. İşte o tahlile girildiği takdirde
Tebliğ tarihi 15 günlük süremiz başlar ve itirazımızda bölge müdürlüğüne yaparız. Bununla ilgili yine soru gelmişti demiştik. Yönetmeliğe göre izlenilecek yol, tahlil yapılması ile ilgili izlenecek yolda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, gümrük laboratuvarı ana esas. Sonra üniversite. Uzman ve uygulayıcı kurumların laboratuvarları sırasıyla gidiyor. Yani ana esas laboratuvar, laboratuvar yapamıyorsa üniversite veya uzman uygulayıcı kurumlar ve sonrasında diğer kurumlar diye gidiyordu. Yine sırasını dahi sorabiliyoruz bakanlığımız. O yüzden bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, başlangıç tarihiyle ilgili yine itiraz tarihiyle ilgili bir kısım sorulmuş. Tahlil raporlarına ilgili memurca beyan sahiplerine tebliğ ve imzalatılma suretiyle duyurulduğu tarihtir. Sisteme de o tarih girilir. 15 günlük sürede o aşamada verilir arkadaşlar. Evet, kısmi müvani sonucu alınacak hükümler. Kısmi muayene sonuçlarına ait hükümler. Bir beyanname kapsamı eşyanın tek kalemden oluşması. Kısmi muayene edilmesi halinde muayene sonuçları eşyanın tümüne uygulanır. Kısmi muayene sonuçları kabul edilmezse eşyanın tamamı muayene edilmek suretiyle işlem yapılır. Beyanname iki veya daha fazla kalemden olması halinde her bir kalem bilgileri ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksikliği fazlalığı diğer kalemin eksikliği fazlalığına mahsup edilir. Tarife cetvelimizin aynı tarife alt pozisyonu açılımında bulunan aynı kanuni vergi tercihli vergi oranına tabi eşya bir kalem eşya sayılır. Şimdi muayenemizi yaparken kısmi muayene dedik kırmızı hatta eşyayı tespit edecek 10 tane kaba açtık 100 kabın içerisinde. Bu 10 kaptaki tespit ettiğimiz değerleri 100 kaba orantılı bir şekilde uygularız. Eğer ki doğru sonucu verirse sorun yok. İtiraz edilir ise beyan sahibi tarafından eşyamızın tamamı kontrol edilir bu aşamada. Bunun yanı sıra çok önemli bir hüküm. Beyannameyi kalem kalem açarız değil mi? Her kalem ayrı bir eşya beyan olarak açılır. Ve açılmış olan her kalem eşya bir beyanname sayılır. Her kalem ayrı ayrı bir beyanname sayılır. Bir kalemde vergi fazla yatırdın. Diğer kalemde eksik vergi yatırdın. Onu ona saydır diye bir hukuk yoktur. Eksiklikte ceza yersin, fazlalığının talebini istersin. Her kalem ayrı bir beyandır. Her kalemden kasıt da bir kalem eşyadan kasıt aynı tarife alt pozisyonlarının açılımında alt açılımlarında bulunan altılığının altında 8'li ve 10'lu 11'li olarak öncelikle ayrım gösterebilir. Oraya kadar tüm noktada hepsi birbiriyle aynı olacak. 39, 26, 90, 97. Diğer işte 98 falan diye devam edecek. Ve bahsettiğimiz diğer son tarifelerinin değişmesi, istatistik kodların milli alt açılımının değişmesiyle beraber de vergi değişmiyor ise tercihli vergi oranları veya kanuni hadleri aynı ise o zaman eşyamız bir kalem eşya olarak sayılır. Farklı farklı da olsa aynı kalem içerisinde sunabiliriz arkadaşlar. Evet, bölünmüş beyannameye geçiyorum bundan sonra. Bölünmüş beyannamede müfrez beyanname dediğimiz yine mülakat sorularından bir tanesidir. Müfrez beyanname. Bir beyanname açarsınız, işlemlerinizi başlarsınız. Ancak işlemleri tabii ki tamamıyla sonuçlanmayabilir. Farklı farklı kalemlerden oluşur. Birine tahlil işte sonucunda farklı bir sonuç alırsınız. Girişi uygundur, girişi uygunsuzdur veya ne bileyim farklı farklı durumlardan dolayı hepsini de çekmeniz esastır ancak çekemediğiniz takdirde ne yapacaksınız bu durumda? İşte o zaman müfrez beyanname, bölünmüş beyanname diye dediğimiz bir usul var. Bir beyanname kapsamının eşyaların hepsinin birden çekilmesi, işlemlerin tamamlanması esastır. Ancak beyanname kapsamı farklı kalemlerde olan oluşan eşya için bir kalemin çekilmesi istenirse, eşyanın muayenesi yapıldıktan sonra varsa para cezaları da duyurulmasından sonra tabii ki bu kabul olur. Gümrükten çekilmek istenen kısım için asıl beyannameye uygun ayrı bir beyanname açılır. Vergi iktidarı hukukun üzerinden yapılır. Dediğim gibi örneğin ben bir eşyamı açtım, tahlile gitti, sonuç değişti. Sonuç gereği bir uygunluk belgesi almam lazım. O kalem için sadece. Diğer kalemde öyle bir durum yok. Diğer kalemin tarifesi doğru çıktı. Farklı çıkan tarifede uygunluk belgesi istedim, vermediler. Benim için şu belgeyi istediler. Peki ben o belgenin yurt dışından gelmesini bekleyecek miyim? Hayır. Diğer kaleme eşya çekmek istiyorum. İşte o kaleme tekabül eden kısım için ayrı bir beyanname, müfrez beyanname açılıp bu ana beyanname ilgi tutulur referans bölümlerinde. İlgi tutularak vergi tahakkukunuzu yapar eşyanızı çekersiniz.
Kısım kısım istediğiniz her kısmı çektikten sonra en son kalan kısım için. İşlemleriniz tamamlandı, aşağıya çekebilecek durumdasınız artık. Buna ayrıca bir beyanname açmadan en son kalan kısım için mevcut ana beyanname üzerinden işlemler tamamlanıp bitirilebilir. Bu kalem kalem eşya olabileceği gibi bir kalem olsa veya bir kap dahi olsa bile eşya bölünebilir. Yani eşya aynı eşya, tek kalem eşyanız 100 ton eşya. 100 ton eşyanın 50 tonunu da çekebilirsiniz. Neyse sebebiniz artık, sebebe göre. Kısım kısım da çekilebilir. Bir kap eşya bile olsa o bir kap eşya dahi yine bölünebilir. Yok, redresi işlemleri. Arkadaşımızın bir tanesi redresi işlemleri mi yapılıyor diyor. Hayır, uygulama öyle değil. Sesini açabiliyorsan sorabilirsin istiyorsan. Dediğim gibi soru sormak isteyen arkadaşlar ses açabilir. Direkt sesiyle de sorabilir. Bu şekilde yapılmıyor arkadaşlar. Ana beyannameyi açıyorsunuz. Beyanname numaranız mesela 1, 2, 3, 4. Bu beyannamenizle ilgili bir kalemi geri çekeceksiniz. Yeni bir ithalat beyannamesi açıp 1, 2, 3, 4 beyannamesinin sayı tarihini de ilgi tutuyorsunuz. Oradaki bir kalem sadece eşyayı çekiyorsunuz. Beyannamedeki o kalem eşya buna örtüşüyor sistemde. Onun işlemleri tamamlanınca tamamlanıyor. 5 kalem eşyanız var. Ayrı bir beyanname açtınız, 4 kalem kaldı. Ayrı bir beyanname açtınız, 3 kalem kaldı. Sonra 2 kalemini daha çektiniz, tek bir kalem eşyanız kaldı. Onu da çekecekseniz, ilk açtığınız o 1, 2, 3, 4 beyannamesi üzerinden işlemleri tamamlıyorsunuz. Sistem zaten örtüştürüyor bunu. O referans dediğimiz kod kısmında bağlıyorsunuz zaten. Müfrez beyanname, bölünmüş beyanname. O numarayı yazdığınızda sistem onunla örtüşüp o kalemi çekiyor. Ana beyannamede bir redresi yapılmıyor. En son hattında tabii ki gerçekleştiriyor. Bununla ilgili bir redresilik bir durum yok. Ayrı ayrı beyannameler var. Öyle düşünün. Evet, eşyanın aynıyatının tespitine ilişkin önlemler. Eşyanın rejim gereği bir rejime tabi tutacağınız zaman bir aynıyatını koruma özelliği vardır. Örneğin transit rejimine tabi tutacaksınız. Hareket gümrük idaresinden veya giriş gümrük idaresinden eşyan size teslim edilir. Alın bunu varış gümrük idaresine veya çıkış gümrük idaresine götürün diye. Eşya aynıyatını korumak zorundadır. İlk size teslim edildiği haliyle siz de eşyanızı götürmek zorundasınız. İşte aynıyatını korumak için eşyayı mühürlerler. Mühürlü kaplar, konteyner gibi veya kapalı dorseler içerisinde götürülür. Yani rejimin gereği neyse aynıyatını sağlaması için, eşyanın aynı kalmasını sağlayıcı önlemler alınır. Bunlar etiket, mühür ve benzeri şekilde olabilir. Yani biliyorsunuz ki bir dahilde işlem olur, bir farklı durum olur, hariçte işlemi, resim olur veya onunla ilgili benzeri herhangi bir etiket yapıştırırsınız, onu belirleyici bir nokta koyarsınız. Böyle aynıyat sağlanmak zorundadır. Bu aynıyatı sağlanan etiket, mühür ve buna benzer bu durumlar sadece gümrük idaresi tarafından sökülebilir veya imha edilebilir. Gümrük idaresi tarafından sökülmeme durumu tabii ki mücbir sebeplerden kaynaklı. Tabii gümrük idaresine haberdar edersiniz. Onun dışında bu mühürler, etiketler her zaman için gümrük idaresi tarafından sökülebilir. Siz elinizi sürmeden öyle kalacak. Evet, aynıyat tespiti ile ilgili zorunlu hallerde gümrük idaresi konfiskeli tutulan eşyanın işlemlere uygulamasını sağlamak amacıyla başka kurumlara ekspertiz yapmak üzere gönderebilir. Üzerine etiket yapıştırır, resim yapar, onun gibi benzeri şeyler yaparak eşyanızı oraya sevkini gerçekleştirilir. Yine aynı şekilde tatbik edilen etiket, mühür ve benzeri araçlar zorunlu olmadıkça gümrük idaresi tarafından sökülebilir ve imha edilebilir. Evet, böyle de bir mevzuatımız var. Atlıyorum şimdi eşyanın teslimi hükmü. Burası önemli bir madde. Gümrük kanunu 69. Eşyanın ilgili rejim şartlarının yerine getirilmesi ve yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması. Tecilden sonra bilgiler kontrol edilerek ve kontrol edilmeksizin eşya teslim edilir. Yani biz bir beyanname açarız, açtığımız rejimimiz her neyse, yasaklayıcı, kısıtlayıcı herhangi bir sebep yok ise işlemlerimizi tamamlar, eşyamızı teslim alırız kısacası. Aynı beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esastır. İki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde her kalem ilişkin ayrı bir beyanname konusu eşya olarak değerlendirilir. Yani demin ayrı bir beyana konuyla eksiklik fazlalık birbirine mahsup edilemiyor ya. Eşyanın teslimi de kalem bazında ayrı ayrı bir beyanname gibi düşünülür. Yani eşyayı size teslim ederken bir beyanname 5 kalemden oluşuyorsa 5 tane ayrı eşya teslim edilmiş gibidir. Bunu da yine hukuksal olarak böyle söylemek zorunda. Ayrı beyan, ayrı kalem ayrı bir beyan gibi görüldüğü için. Çok önemli bir madde.
Beyannamenin tescilinin yükümlülüğü bir yükümlülük doğurması. Yükümlülük neydi? Vergi ödeme zorunluluğu. Yani eşyayı ben sana teslim edeceğim zaman bir vergi yükümlülüğü doğuyor. Vergi ödeme zorunluluğu doğuyor. Yükümlülük doğduğu takdirde, bakın başlama demiyor. Başlama ile doğmayı ayırmıştık. Yine hatırlatayım, söyleyeyim. Yükümlülük, vergi ortaya çıkıyor ancak ödenmesi zorunlu değildir. Doğuyor bu durumda. Transit rejimde yükümlülük doğar. Eşya size teslim edilir geçici. Siz doğan bir yükümlülüğü devleti bertaraf etmek için teminat verirsiniz buna karşılık. Eşyanızı ilgili gümrük idaresine sunduktan sonra yükümlülük doğma hukuku ölüyor. Teminatınızı geri alıyorsunuz. Ama yükümlülüğün başlaması ise artık ödemenin gerçekleşme zamanı başlar. Biz bir serbest ulaşma giriş beyanı açıyoruz. Bizim için beyanname kapama süreleri var. İlgili süreleri kapattıktan sonra tahakkuk süreci var. Tahakkuktan sonra ödeme süreci. Burada artık vergiler ödeniyor. Yükümlülüğü dediğimiz zaman yükümlülüğün doğurması halini. Serbest ulaşımda da aslında doğuyor ama başlama hukuku devamıdır. Ana hattıyla bir yükümlülük doğdu. Vergiler ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça. Dediğimiz gibi transit olur, teminata bağlarsınız. Serbest ulaşıma giriş olur, ödersiniz. Eşyanızın vergilerini teminata bağlamadıkça veya vergiler ödenmedikçe eşya teslim edilmez. Ancak bu hüküm kısmi muafiyete tabi geçici ithalat rejiminde uygulanmaz. Özel bir hüküm. Bu da en az 5 defa soru olarak geldi. Bakın 5 defa 6 defa ben bunları gördüm. 2011-10'dan beridir bu soru sorulup duruyor. Hani neden olduğuna dair bir açıklık getireceğim şimdi. Örnek olarak bilen var mı öncelikle? Biraz sizi de konuşturmak istiyorum ya. Siz hiç konuşmuyorsunuz arkadaşlar. Bu hukuku bana söyleyebilecek olan kimse var mı sesini açıp söylesin? Neden kısmi muafiyette böyle bir hüküm yoktur? Yorum yapabilecek var mı? Neden ses çıkmıyor? Evet, açıklayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar, bir arkadaşımız herhalde yazdı. Teminatla bağlanıyor, %3 alınıyor zaten. Bu hangi arkadaşımız ya? İsim burada gözükmüyor da. İsmini de söyleyebilir misin? Sana zahmet. Teminata bağlanıyor. Ayrıca İrfan sensin. Tamam. İrfancığım o öyle değil aslında. Olay şuradan başlıyor. Biz geçici ithalatın kısmi muafiyetini kullandığımızda dediğimizde oluyor dediği şudur. Hem vergiyi teminata bağlıyorsun hem de ödüyorsun. Bunları yapmadığın sürece eşya sana yine teslim edilmiyor. Burada ilk başlangıçta böyledir. Bir olay çiziyorum, örnek, daha iyi anlamanız için. Serbest ulaşım, transit, diğer hükümlerin hangisi olursa olsun, vergiler ya teminata bağlandı ya döndü. Ve kısmi muafiyete tabi geçici ithalat da ilk aşamada hem teminat yapıldı hem de ödendi. İkisi sağlandıktan sonra eşya size teslim edildi. Bakın ben kısmi muafiyete tabi eşyayı, geçici ithalat eşyasını aldım. 6 aylığına izin aldım. Biliyorsunuz ki ekonomik etkili olarak izin alıyorum. 6 aylık süreç aldım izin. Eşyamın 6 ay kullandıktan sonra ben bu süreyi uzatabilir miyim? Tabii ki doğal hakkımdır. Gümrüğe bir beyanda bulunurum. Tekrar isterim bu süreyi uzatmasını. Bir 6 ay daha uzatmak isterim. Talep edip kendisine gümrüğe bir dilekçe verdiğinde bunun karşılığında bana ne diyecek gümrük idaresi? 6 ay için %3'ten yine %18 olarak bir vergi çıkmıyor mu? Çıkan bu vergiyi öde. Ödemezsen sana eşyayı teslim etmem. Diyebilir mi? Eşya zaten sizde. Kısmi muafiyete tabi geçici ithalatta sizde geçici süreliğine talep ettiğiniz süre kadar her ay için %3 veriliyor. Sonrasında süre uzatımını istediğinizde gümrüğe geri götürüp eşyayı teslim ediyor musunuz? Hayır. Süre uzatımı istediğinizde ekstra bir yükümlülük daha doğmuyor mu? 6 ay daha istediniz veya 3 ay istediniz her ay için %3'ten %9'luk kısmı yine yatıracaksınız. Yükümlülük doğdu mu? Doğdu. Vergileri ödemezsen sana eşya teslim etmem diye bir hukuk var mıdır? Yok. İşte eşyayla ilgili vergiler ya teminata bağlanacak ya da ödenecek. Ondan sonra sana teslim edileceğim. İlk başlangıç için hepsi için geçerli. Ancak kısmi muafiyete tabi. İzin aldım 10 aylığına. 2 ay daha süre istiyorum. Ek olarak 2 istediğim 2 ay için bir daha vergi çıkartıyor gümrük bana. O vergiyi ödemezsen eşya teslim etmem diyemez diyor. O yüzden bu hüküm uygulanmaz. Kısmi muafiyete tabi geçici ithalatta, ikinci süre uzatımında. Öyle düşünün, aklınızda öyle kalsın. Bunun da mantığı bu. En basit şekliyle anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Bir daha anlatabilir istiyorsanız.
Çünkü bu da sürekli soru geliyor. Yani geçen sene sorulmadı, ondan önceki sene sorulmadı ama her 2 sene, 3 senede bir soruluyor. Bu sene yine sorulabilir yani, o yüzden dedim. Aklınızda kalsın. Evet, eşyanın teslimiyle ilgili boşaltma yerinde konsümanto teslim edileceği gösterilen konsümanto ile birlikte teslim edilen, yani evran teslimatını gösteren konsümanto dediğimiz çek hükmündeki ciro edilebilir, devredilebilir eşyanın sahipliğini gösteren belgeyle teslim yapılır. Ancak konsümantosu ibraz edilmeyen petrol ve petrol türevlerinde kişi OKSB ve EYS sahibi ise en geç 90 gün içerisinde ibraz edeceğini bir taahhütname karşılığını verirse eşyayı teslim edebilirler. Eşya tesliminde biliyorsunuz ki limanlar sizden konsümanto isteyecektir. Veya ilgili gümrük idaresi bunun taşıma belgesi olan o ana hattıyla ilgili belgeyi isteyecek. Bu OKSB ve EYS sahiplerinde ve petrol türevleri olan ürünlerde 90 gün taahhütle beraber sonradan teslim edeceğiniz hükmüne getirebilir. Özel bir durum, hızlı kargo taşımacılığı yapılan eşya ile ilgili gelen eşyada serbest ulaşıma giriş beyannamesi gümrük idaresine verilmesinden itibaren 6 saat içerisinde tamamlanmaz ise eşya sahibine teslim edilir. Ancak bu kırmızı hatta uygulanmaz. Özel bir uygu. Hızlı kargoculuk da biliyorsunuz ki belirli bir miktara göre, bunların da tebliği yayınlandı, belirli bir miktara göre serbest ulaşıma giriş ve ihracat rejim beyanlarında bulunabiliyorlar. Miktarları ve kıstaslarına göre o konuya geleceğiz zaten. Oradaki serbest ulaşıma giriş beyannamesinin gümrük idaresine verilmesinde 6 saat içerisinde tamamlanmaz ise eşyayı teslim alabiliyorsunuz. Gümrük işlemleri tamamlanmamış olsa bile. Ayrıca hatırlarsanız bir 24 saatlik esas vardı. Yine sarı hatta beyannamenizi gönderdiniz. Kırmızı hatta çevirmek için ilgili memurun 24 saat süresi vardı. 24 saat içerisinde kırmızıya çevrilmesi gerekiyor. Bu da ona benzer bir süre. Evet, tahliyle tabi tutulacak bir eşya. Kısaca hemen bahsediyorum 7 Eylül olayı. Tahliyle tabi bir eşyanız var. Tahliyle gönderiyorsunuz. Sonuçlarını çıkmadan siz eşyanızı almak istiyorsunuz. Benim beyan ettiğim vergiyle onun yanı sıra eşyanın fasıldaki, bakın fasıl. Fasıl derken petrol türevi 27, 10, 12 beyan ettim ben. Örneğin bir motor yağı olarak veya işte atıyorum motorin olarak. Bahse konu eşyamızın tahlilinin sonucunu beklemeden çekmek istiyorsam 27. fasıldaki en yüksek vergi hangisi ise benim beyan ettiğim vergi ile arasındaki fark teminata bağlanıyor. Ve eşyayı kullanmayacağına dair de bir taahhütname verildiği takdirde ki 7 emin zaten eşyanın sonuçlanana kadar hükmü kullanmadan sizde kalmasıdır. Eşyayı teslim edebiliyor. Ancak diyor gümrük idare amiri bunun ticaret politik önlemleri veya telafisi mümkün olmayacak bir sonuç doğuracağına da dair bir şüphesi var ise gümrük idare amiri buna müsaade etmeyebilir. Yani 7 emin teslimi olarak siz aradaki vergi farkını teminata bağlayıp kullanmayacağınızdan dair taahhütname verirseniz eşyanızı tahliyeden önce teslim alabiliyorsunuz. Teslimle ilgili özel bir hukuk bu da. Evet, şimdi yavaş yavaş artık diğer konular bitiyor. Rejimlere gireceğiz. Bu beyanla ilgili süreler koymuştuk. Dedik ki ya işte özet beyan verdik. Özet beyan gümrük muhafaza veya normal memurlar tarafından ilk sahaya alındığı tarih itibariyle kayda alındı. O tarihten sonra artık bize BOBİK süresi verdiler. 46. maddeye göre yine 72'ye göre de 30 günlük süre olacak burada. Bu süreler içerisinde eşyanın işlemlerinin bitirilmesi gerekiyor. Şimdi burada 70. madde en önemli maddelerden bir tanesi, hepimizin dikkat etmesi gereken, uygulamada da gereken bir madde. Süresi içerisinde işlemleri bitirilmeyen eşyayla ilgili olarak yapılacak işlemler. Beyan sahibinden kaynaklı sebeplerle, benden kaynaklı yani keyfiyet. Keyfiyetten kaynaklı şu, yani ben beyannamesini bugün de açabilirdim, açmadım. TSE başvurusu yaptım, açamıyorum ayrı bir konu. Ama açabilirken açmamak sizden kaynaklı sebeptir. Beyan sahibinden kaynaklı olarak 20-45 günlük süre içerisinde eğer ki eşya ile ilgili işlemler tamamlanmaz ise eşyalar muayene edilir, para cezası alınarak eşyalar tasfiye edilir. Aşağıdaki durumlar gerçekleşmediği takdirde muayene işlemlerine başlamamak devam edilmemesi veya ilgili rejim gereği gerekli olan bilgilerin verilmemiş olması veya vergilerin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi hukuku çerçevesi. Yani 20-45 günlük içerisinde eşyamı kırmızı hat çıktı, muayene yapmam gerekiyor. Gidip muayene yaptırtmadım. Veya yarım kalmış bir muayene devam ettirmedim. Bir belge istenildi, belgeyi sunmadım.
Veya vergisi, beyanname kapandı, vergisi yatırılacaktı, yatırmadım veya teminata bağlanacaktı, bağlamadım. Bunların hepsi işte o ilk muhafaza kayıtlarının alındığı 20-45 günden başlayacak. Bu süreler içerisinde bitirilecek. Bitirilmediği takdirde eşya tasfiye. Şimdi bu da çok önemli bir konu oldu. Sorun yarattı. Bunu da bir genelgeyle açıklık getirdi sağ olsun genel müdürlüğümüz. Antrepo beyannamesi açtık. Vergilerin yatırılmaması, ödenmemesi de tabii ki biliyorsunuz ki yine cezai bir durum gerektiriyor. Tahsiye tabi tutturuyor. Biz antrepo beyannamesi açtığımızda antrepoya ne veriyoruz? Vergisel olarak bir tek damga pulu yatırıyoruz, değil mi? Onun haricinde herhangi bir vergi yatırılmıyor. Vergiye tekabül eden kısmın işte %10'u, bazı eşyalarda özellikle eşyalarda %25'ine kadar çıkıyor. Onunla da ayrı bir genelgesi var. Bu süre içerisinde aşağıdaki 30 günlük süre içerisinde eşyamızın damga vergisini yatırmadık. Eşyamız tasfiyelik olur. Gümrük idareleri bunu tasfiye hukukuna sokmaya çalışıyordu. Ancak Gümrükler Genel Müdürlüğü şöyle bir yazı çıkarttı. Dedi ki, gümrük işlemleri için antrepo rejim beyanında bulunduğunda herhangi bir vergi yoktur. Yatırılması gereken vergi damga vergisidir. Ve damga vergisi bizim kanunumuzun 3. maddesindeki gümrük vergileri arasında yer almaz. Tahsilini biz yaparız ancak takibini biz yapmayız. Bundan dolayı da eşyayı kesinlikle tasfiyeli hukuka götürmeyeceksiniz. Damga vergisi yatırılmaması demek eşyanın tasfiyeye götürmesi anlamına gelmez. O yüzden damga vergisi bu vergiler arasında sayılmayacaktır. Bunu da ekstra not olarak belirtelim arkadaşlar. Hani bahsetmişken antrepo rejiminde ilgili GOBİK'e tabi tutulma süresi çerçevesinde antrepo rejim beyanınızı açtınız. Rejim beyanınızdan sonra eşyanız süre sınırsız olarak kalıyor. Eşyanızı transitte veya serbest ulaşıma hangi rejime sokmak istiyorsanız yeni bir beyanda bulunduğunuz takdirde 30 gün içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Bitirilmezse yine birinci madde hukuku gibi tasfiye tabi tutuluyor. Toparlıyorum. Hemen bir ara vereceğim. Biraz konular karıştı. Farklı mevzuatlara girdiğimiz için. Deniz yoluyla gelirse eşya 45 gün. İlgili antrepo veya geçici depolamasına alındığı tarihten itibaren diğer yollarla gelirse 20 gün içerisinde eşyanın muayenesine başlamazsanız veya devam etmezseniz gerekli belgeleri sunmazsanız vergileri yatırıp veya teminata bağlamazsanız eşyanız tasfiye. Bu durum antrepoda antrepo rejim beyanında bulununu akabinden farklı bir rejime tabi tuttuğunuzdaki süreniz 30 gündür. Bakın liman sahasına geldi eşya. Liman sahasından sonra deniz yoluyla geliyor. Ben eşyamı alıp antrepo rejim beyanında bulunup antrepoya almak istiyorum. O antrepo beyannamesinin kapama süresi deniz yoluyla geldiği için 45 gündür. 45 gün içerisinde o antrepo rejim beyanını kapatacağım. Antrepoya aldım. Beyannamem kapandı. Sonrasında antrepo rejiminde beyana aldığım eşyayı transit yapıp başka bir şehre göndereceğim. İşte o zaman antrepodaki eşyayı kaldırıp başka bir yere götürecekseniz açtığınız transit, serbest dolaşıma giriş veya ilginiz hangi rejimse o rejim işte o 30 gün süresi içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Bu süreler karıştırılmasın ve dediğim gibi antrepo rejimindeki damga vergisi de bu hukuk arasında vergilerin ödenmemesi hukukuna girmiyor. Evet arkadaşlar kısa bir ara vermek istiyorum. Ara sonrası yine devam ederiz.